Birçok medeniyette ve kutsal kitapta gerçekleştiği söylenen Nuh tufanı, dünyanın en esrarengiz ve en büyük felaketlerinden biri olarak biliniyor. Esrarengiz dedim çünkü Nuh tufanından kurtulanları taşıyan gemi, bugün dünyanın herhangi bir yerinde bulunmayı bekleyen bir gizem halini aldı. Yaşananların gerçek ya da uydurma olduğu konusunda insanlar ikiye bölünmüştü. Birçoğu tufanı alaya bile almıştı. Fakat durum aslında sanıldığından da ciddiydi. Amerikan istihbaratının bazı belgeleri gizlemesi kadar ciddi. Tufanın ardından yeryüzündeki sular çekildiğinde karaya oturan gemi neredeydi? Dünyanın farklı yerlerinde farklı araştırmacılar yıllarca bu gemiyi aradı. Fakat tüm işaretler geminin Türkiye'nin doğusunda Mezopotamya ve çevresinde olduğunu düşündürüyordu. Aranan geminin uzunluğu yaklaşık 200, genişliği 35 ve yüksekliği 20 metre boyutlarındaydı. Frederick Parrott, Nuh'un gemisini bulmak için yola çıkan ilk araştırmacıydı. Dini kaynakları referans alarak Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan Parrott için zorlu tırmanış sonuçsuz kaldı. 1916 yılında Rus pilot Vladimir Roskovski, bir uçuş sırasında fark ettiği gemi kalıntısını aramak için Ağrı Dağı'na geldi. Fotoğrafta 100 kişiden oluşan Rus ekibini görüyorsunuz. Ayrıca gemiyi buldukları anı tasvir eden bir gemi çizimi de yapılmış. Fakat Vladimir'in aramaları boşa çıkmıştı. Nuh'un gemisine ait herhangi bir ize rastlayamadılar. Arayışların ardından en gerçekçi cevap harita müdürlüğünde görev yapan Yüzbaşı İlhan Durupınar'dan geldi. 11 Eylül 1959'da Ağrı Doğu Beyazıt haritası üzerinde harita sınırları için çalışan Durupınar, çekilen resimleri incelerken gemiye benzer bir yapı gördü. Bu onun araştırmalar sırasında gördüğü o fotoğraf. Hemen bu resmi profesyonel fotoğrafçı Ara Güler'e getirir. Ara Güler resmi dakikalarca elinden bırakmaz. Burayı daha yakından görmek ister. 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın huzuruna çıkar. Paşa'ya bu müthiş bir şey, bana bir teyyare ver, üstünde uçup bunun fotoğrafını çekeyim, dünyaya yayalım der. Tabi izni aldıktan sonra resimlerini çeker ve tüm dünya ile paylaşır. Resimler dünyada büyük yankı uyandırır. Fakat nedeni bilinmeyecek bir şekilde yeterince ilgi görmez. Devamında çalışmalar teknolojik yetersizlik sebebiyle sonuçsuz kalır. 1959'da çekilen bu ilk resim 5 Eylül 1960'da Life dergisinde yayınlanır. Aradan geçen yıllar sonrası 1980'de Amerika'dan bilim insanları burada yeraltı radar görüntüleme çalışmaları yapmaya başlar. Bunlarla en alakadar olan arkeologlardan biri de Ron White'tır. Ron 1960'da Life dergisinde gördüğü o kareyi hiç unutamadığını söylüyor. İlerleyen yıllar içinde araştırmalar yaptıktan sonra 1980 yılında Türkiye'ye gelir ve tarama testlerini başlatır. Yapılan ölçümler geminin bilinen boyutlarıyla büyük oranda örtüşür. İlk incelemeler sonrası hazırlanan raporda bunun bir gemi olma ihtimali var denildi. Ron, geminin buradaki büyük bir kaya sayesinde durdurulmuş olduğunu ve zaman içerisinde çamura gömüldüğünü söylüyordu. Ayrıca duvarın dış yüzeyi temizlendiğinde geminin açıkta kalan kaburgaları net bir şekilde ortaya çıkmıştı. İlerleyen teknoloji sonrası buranın 3 boyutlu bir yeraltı görüntüsü oluşturuldu. Toprağın altını gösteren verilerde 3 katlı bir yapı olduğu söyleniyor. O zaman öyle, orası kemikleşti. Fakat tahtalar zamanla çürüdü, yalnız şeyi kaldı. Formu kaldı çamurun orada. Formu kaldı, bu olabilir. Niye kadar tesadüftür ki uyuyor yahu, ölçüsü uyuyor, kalınlığı uyuyor, uzunluğu uyuyor ya. Fakat garip bir şekilde henüz tam olarak bu şeklin bir gemiye ait olduğu bugün bile %100 tespit edilebilmiş değil. Bu noktada bazı detaylar bunun bir gemiye ait olmadığını gösteriyor olabilir. Örneğin ilk göze çarpan, yani yukarıdan bakıldığında görünen gemi şekli hemen bunun dış çevresinde daha büyük bir şekilde görünmekte. Yani bu aslında sadece yağmurlar sonrası ortaya çıkan sert kayaçlar olabilir ya da başka bir doğal oluşum. Bunun dışında Ron'un kazıları sonrası ortaya çıkan gemi kaburgasında da bazı tutarsızlıklar mevcut. Normalde kaburga izlerinin bütünüyle oval çizgiler oluşturması beklenmez. Ama burada öyle görünmekte. Bana kalırsa burada herhangi bir gemi filan yok. Bunu onlar da biliyordu. Fakat Ron'un bu çalışmaları dünyada birçok yerde yayınlandı.
adını dünyaya duyurdu. Bunu düşünmeme sebep olan şeyler az önce saydıklarımla sınırlı değil. Beni bu noktada şaşırtan durumsa neredeyse tüm dinler ve medeniyetlerde yer alan bu geminin bu denli önemli bir kalıntısı, küçük bir oluşumu dahi bulunduysa bu sansasyon yaratırdı. Öyle ya, bu tarihin en büyük arkeolojik buluşlarından biri olurdu. Öylece halka açık bir şekilde bırakılması ve bulunan bölgenin kazılıp ortaya çıkarılmaması oldukça garip. Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bunun Nuh'un gemisi olduğu halen net bir şekilde tespit edilemedi. Derken 1994 yılına ait bir belge ortaya çıktı. Amerikan istihbaratı CIA'ya ait gizliliği kaldırılmış bir belge. Bu belgeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1949 yılında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait casus uçağı Sovyetlere yönelik gizli uçuşlar yapıp bilgi toplayacaktı. İşte bu sırada geçtikleri Ağrı Dağı üzerinde bazı anomaliler, yani doğal olmayan yapılar gördüler. Görüntülerdeki anomaliler ne zaman fark edildi bilinmez. Fakat bu fotoğraflar üzerine istihbarat merkezi 1974'te uydudan bakarsak burada bir gemiye ait kalıntılar olup olmadığını anlayabilir miyiz diye sordu. Fakat incelediklerinde gemiye ait hiçbir iz bulamadılar. Bob Wilson'ın belki bir ipucu buluruz ümidiyle hava fotoğraflarını dünyayla paylaşma isteği reddedilecekti. Her şey tamam, fakat Amerikan istihbaratı casus uçakları neden sadece Rusya'yı değil de Türkiye'nin kuzeydoğu kısımlarını da araştırmıştı. Aslında 1949'daki bir istihbarat özeti bize gerçek bir cevap verebilir. Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş'ın başlarında bilimsel yeniliklerle korku salıyordu. 1940'larda üretilen helikopterler, daha gelişmiş silahlar ve roket teknolojisi zaten bir üstünlük sağlarken, bir de üstüne arkeolojik zaferler istiyorlardı. Nuh'un kalıntıları gibi. Fakat Amerikan istihbaratı doğal olarak onların bu kalıntıları bulmalarını asla göze alamazdı. Sanırım bu, Amerikan istihbaratının Ağrı Dağı ve çevresindeki araştırmalarının sebebini açıklıyordu. Ama bu hikayenin tamamı değildi. 2007 yılı, Evangelist Kilise'ye bağlı Hong Konglu bazı gönüllü ve dağcılar Ağrı Dağı'nın bitki örtüsü olmayan bir yüksekliğinde mağara keşfettiler. İçeriye girdiklerinde bazı odalar olduğunu gördüler. İlginç olansa bu odaların duvarlarının tahtayla kaplı olmasıydı. İçeride yapılan incelemeler sonrası toplamda 7 bölümden oluşan bir yapı bulduklarını iddia ettiler. Araştırmalara göre tüm bu yapı buz ve volkanik küllerle kaplıydı. Ahşap zemin oldukça korunmuş görünüyordu. İddialarına göre yapılan karbon testleri yapıların yaklaşık 5000 yıllık olduğunu gösterdi. Fakat her şey sanki fazla normaldi. Buluntular yakın bir zamanda yapılmışçasına sağlamdı. Belki de gerçekten bunlar Nuh'un gemisine aitti. Ama olaya geniş bir açıdan baktığımızda inandırıcılığı hakkında bazı şüphelerim var. Nuh'un gemisinin Ararat Dağı'nda olduğunu düşünürsek, Nuh'un ve ailesinin tufan sonrası yaşama o bölgede başladığını kabul etmiş oluruz. Fakat o zamanlar Ağrı ve çevresi insanlar ve hayvanlar için pek elverişli bir bölge değildi. Yüksekte ve soğuk bir bölgeydi. Bunun tam aksine kutsal kitaplarda işaret edilen Cudi Dağı ve çevresi bir yaşamın başlangıcı için oldukça elverişliydi. Bolca su kaynakları ve zeytin ağaçlarının olduğu bir bölgeydi. Bunun dışında Ağrı'ya göre sıcaklığı çok daha yüksekti. Üstelik medeniyetin başlangıcı olan Mezopotamya'ya çok daha yakın. Nedense bu bölgede Ağrı'ya oranla neredeyse hiçbir önemli araştırma yapılmadı. İşte bu beni şüphelendiren kısım. Tüm bu verilere baktığımızda bana sanki hedef saptırma yapılıyormuş gibi geldi. İlginin Ağrı Dağı'na çekilmesi, Cudi Dağı ve çevresinin görmezden gelinmesi eğer araştırırsanız size de garip gelecektir. Nuh'un gemisi henüz kendini ortaya çıkarmadı. Bu hiç var olmadığı anlamına gelmez. İşte bu gerçeği bize zaman gösterecek. Zaman bizim geleceğimizi belirleyecek.